Merhaba sevgili baza severler. Bazanın altından çıkardığımız yeni formatımız Eski Köy'e Yeni Adet'e hoş geldiniz. Ben Yeni Adet ve arkadaşım Eski Köy. Falanlarla filanlarla geçti ömür yalanlarla diyerek başlıyoruz. Evet sevgili Eski Köy. Bu hafta en çok sinirlendiğin konu neydi abi? Bu hafta ya birçok konu oldu aslında sinirlendim ama şu olimpiyatın açılışı mesela ziyadesiyle beni gerdi. Gerçekten enteresan bir açılıştı. Değil mi? Gay mi bu? Yani bu LGBTQ meseleleri, işte bu Blue Man'ler falan. Enteresan bir giriş oldu. Ama mesela açılış seremonisinde Gojira işte canlı bir performans sergiledi. Orada bir kafası kesik kraliçe güzeldi. Fransız devrimindeki sembolik şarkılardan birini böyle söyleyerek başladılar falan. Enteresan, böyle bir garip bir şey oldu. Aslında orası biraz keyifliydi sadece Gojira olması haricinde. Ama bu açılış seremonisindeki bu gereksiz şişman insanlar, sakallı kadınlar, çıplak mavi adamlar benim ziyadesiyle tetikledi açıkçası. Yani çok bana göre saçma ve gereksiz bir şeydi. Ya şöyle söyleyeyim. Bir de her şeyden önce sen bunların hepsini oturup izlemişsin. Yani evet, imkan buldukça izledim. Yani açılış seremonisini izlemedim. Yalan yok. Hani daha sonradan YouTube'dan falan izledim. Ama yani spor müsabakalarını imkan olduğu kadar izlemeye çalıştım, evet. Yani bayağı sen olimpiyatla ilgilenmişsin. Olimpiyatla. Olimpiyatla ilgilendim. Hani... Çünkü eskiden de şöyle olurdu. Hani tek kanalın olduğu dönemlerde. Hani Dünya Kupası olduğunda oturup bütün Dünya Kupası maçlarını izlenebilecek veya yayınlanan hepsini izlerdin. Bence asıl sorun burada. Nedir soru? Sen neden oturup da televizyon izliyorsun hala? 2024 yılında televizyonda yayınlanan bir şeyi neden izliyorsun hala oturup? Soru biraz yani havada kaldı. Ne demek niye izliyorsun? Niye abi? Nedir yani? Senin olimpiyatla ilişkin ne? Sen Ostim'de sanayide çalışan bir ara elemansın. Senin o... senin olimpiyatla... Ara eleman babandır diyor benim şimdi. Bak görüyor musun egoyu? Tabii. Neden sen olimpiyat izliyorsun? Ya ben ne eskiden beri zaten hep izliyordum olimpiyatları. Her zaman izledim. Çünkü olimpiyat güzel bir şey. Burada keyword burada eskiden, tamam mı? Eskiden izliyorduk abi. Hepimiz izliyorduk. Çünkü izlenecek bir şey yoktu. Şu an elinin altında binlerce reels var. Bak mesela şeyin reelsleri var. Yakup Usta'nın reelsleri var. TikTok'ları var. Bunlar varken olimpiyat sana ne katıyor kardeşim? Yani birkaç insanın mızrağı 22 milimetre daha ileri atması ya da işte bazılarının topu yere çok iyi çakıp sayı alması falan, hani böyle bir takım çeşitli hünerlerini sergilemesi sana nasıl bir zevk veriyor? Ben bunu anlayamıyorum. Ya birincisi konuya tabii spor olarak baktığım için bana keyif veriyor. İkincisi de her seferinde hani bu insan dediğim varlığın böyle daha bir ileriye gitmek için daha fazla çalışıyor, daha fazla antrenman yapıyor. İşte dediğin gibi aslında senin beğenmediğin veya yok saydığın o bilimsel tekniklerin tamamı artık bu işin içinde. Ve gün be gün iyiye gidiyorsun. Yani sınırını zorluyor insanlar. Limitleri aşıyor. Limit dediğin oğlum. Limit dediğin geçen sene 0.22 santim daha geriye atmış. Ya o 0.22 santimi son işte 100 yıla vurduğun zaman çok büyük bir rakam haline geliyor. Abi 100 yıl boyunca biz mızrak mı atacağız? Yani mızrak atarak nasıl gelişebiliriz ya? Ya mızrak atarak... Böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi hani şey olsun istemiyorum da... Tost yapan cüceyi TikTok'ta izlediğimizde biz ne kadar ileri gidiyoruz onu anlamadım ki. Yani mukayeseyi yanlış yerden koyuyorsun. Tost yapan cüceyi eğlenmek için izliyorsun. Abi sadece eğleniyorsun, farkında mısın bu arada? Yani insanlar tamam, sadece için. Böyle oturup elinde telefonla eğleniyor. Yani kendince eğleniyor. Evet, kendince eğleniyor. Ya mızrak atan adamı izlemek sana nasıl bir eğlence veriyor? Ya bu mızrak atan adam, ben onu anlamıyorum. Bunu 4000 yıldır yapılıyor bu ya. Ya düşünsene. Tamam. TikTok'ta sıkılmadın mı? Sıkılmadın. Hayır abi, tam aksine. Bak bu bir 4000 yıl daha yapılacak. Yani dünya var olduğu sürece yapılacak ama tost yapan cüce bir süre sonra orada olmayacak. Evet. Hatta belki tost yapıp işte izleyeceğiniz bir mecra bile olmayacak. İşte ne güzel, oradayken izle işte. Yani kaybolacak bir şey, yani nesli tükenecek bir şeyi neden izlemeyerek daha da neslini tükenmesin? Peki o zaman şöyle söyleyeyim, hani oradayken izle diyorsun ya, tost yapan cüce her akşam aynı tostu aynı yerde, aynı sıvası dökülmüş evde, aynı sandalyede takla atarak yapıyor zaten. Al bir tanesini, aç bilgisayarını, her akşam onu 100 kere izle. Niye yenisini izliyorsun? Yani söylediğin şey tutarlı değil. Yok, ben hayır ben yenisini izliyorum. Ben her seferinde yeni tost yapan cüceler, tost yapan mağara adamları, yani çeşit çeşit izliyorum. Bir de hani şey değil yani. Tek aşırı sinirim. Tek bir şey izledim. Aşırı sinirim bozuldu ya. Başka tost yapan cüceleri izliyorum. Aklımı yitireceğim artık. Abi tost yapan cüce nedir? Yani bu
Bu konuyu bir başta bir hani bir düşünmemiz gerekmez mi ya? 2024 senesindesin. İnsanoğlunun en iyi dönemindesin yani. Tost yapan cüce nedir ya? Mızrak atan adam nedir ya? Ya ben neden hani, ya orada bir bence tost daha iyi bir şey ya mızrak atan adam. Faydalı bir besin. Ya en azından orada bir mücadele var. Ya mesela yürü. Şunu yaparsan anlarım. Tost yapan cüce olimpiyatı yaparsın. Tost hocam tost yapan cücenin hayat mücadelesi var. Sen onu izliyorsun. Yani o herif orada gitmiş mızrağı atıyor. Orada hiçbir hayat mücadelesi yok. Nasıl yok abi? Ya, adam 4 senedir ona çalışıyor ya. 4 senedir orada 3 kere o mızrağı atmak için. Ama o kadar boş bir şeye çalışıyor ki yani mızrağı atmak için. Ya bizim zaten mancınık vardı hani çok eskiden. Yani mancınık bile var yani. Hani bu teknoloji çok geride yani. Ya, mızrağı sen atmak zorunda değilsin olimpiyat ya. Olimpiyat dediğin şey zaten hani teknoloji çağında icat edilmedi bu şey. Tamam işte artık kaldırılsın. Bu antik Yunan'dan beri var yani. Bak bir de şöyle düşün. Yani TikTok'ta böyle takla atan cüceleri işte aşırı fakir insanları ne bileyim göbek atan dedeleri falan hani bir... Tamam o bir hayat mücadelesi izliyorsun oğlum çok daha ya mücadele. Ya biz bu mücadeleye büyük niye dahil mücadele. Bunu niye izliyorsun abi sen? Yani şöyle abi ya, ölüm kalım meselesi sen o anladın mı? Mesela, o sen onu izlemesen ölecek sokakta o. Sokakta gidip birine baksan 3 saniye birine baksan ne bakıyorsun çocuğu derler adam. Sen bunu niye izliyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya onun zaten yaptığı saçma. Bak hani izleyen yine ikinci derece suçlu. Ya sen bunu hani ortaya koyarsan biri izler. Hani ben de çıkıp şurada sokakta ayağımın altına bir tane sandalye alıp konuşmaya başlasam illa biri gelir dinler beni. Tost değil abi bana mesela böyle spesifik bir şey yap da izleyeyim diyeyim ki ha evet lan adam güzel yap. Abi onu da yapıyorlar. Yani bak şimdi olimpiyat çok sınırlı ve kısıtlı bir şey. Olimpiyat dediğin zaman mızrak atılıyor, voleybol oynanıyor, basket. TikTok izle. Başka. Konuşmayı da unutmuşum. Voleybol diyor. Cahil ediyor. Voleybol olmuşsun saçma sen. Saçma sapan şeyler. Basketbol. İşte ne bileyim. Yani okçuluk. Silah sık. Ya zaten bunlar var. Yani ben bunları. Sen az önce çok güzel bir şey söyledin. Antik Yunan'dan beri. Evet. Tamam mı? Hocam Yeto ya. Yeto ya. Yeto antik Yunan'dan beri yani tiyatroydu bilmem bıkmadınız şu rezilliklerden ya Yeto yani. Yani bak şöyle eğer bıkmış olsaydık zaten biterdi. Şimdi bitti zaten. Hayır bitmedi bak hala devam. 3000 yıldır bitti devam abi. Ediyor bak 3000 yıldır hiç, var. Ya sen hiçbir 2000 sonrası doğan herhangi birinin olimpiyat izlediğini ya da işte tiyatroya gittiğini hani böyle bir şey yaptığını gördün mü abi? Ya, bunlar bitti artık ya yani. Bu, bunlar yok. Abi bu senin için yok. Veya o bahsettiğin kişiler için yok. Yani çünkü o tost yapan, takla atan cüce izliyorlar. Ya evet işte. Bir de bunu bu daha ilginç yani. Artık aslında takla atan cüce. Abi ilginç falan değil. Gayet böyle psikoloji bağırıyor burada aslında. Yani herkes kendini o kadar böyle aşağılık bir halde hissediyor ki böyle cüceyi izleyip kendini iyi hissediyor. İşte takla atan teyzeleri abi, görünce olimpiyatçılar da anası babası sevmemiş olimpiyatçıyı. Hı-hı. Ben bir şey başaracağım diye mızrağı 22 santim öteye atmaya çalışıyor. Böyle bir eziklik. Ya bu çok ben, havada kaldı bu yorum. Şimdi niye olsun? İnsanların anası babası bütün tribünlerde gidiyor onlara sarılıyor. Açıklama yapıyor. Diyor ki bu panayı annem için aldım. Bana hep destek olan. Çocukken sevmemiş. Babam çocukken için. Ya çocukken sevmesi adam kalkıp ben bu madalyayı babam için aldım. Annemin desteğiyle aldım der mi ya? Ya o şey bilinç altında sevilmediğini hissetmiş. Sonra annesi babası yalandan desteklemeye devam etmiş. Yani ama şöyle bak şöyle anneler babalar var. Seviyor görünüyor çocuğunu. Tamam mı? Çok seviyor görünüyor. Ama aslında hiç sevmiyor. Hı-hı. Anladın mı? Böyle anne baba var. Bunlar bu olimpiyatçıların hepsi böyle çocuklar. Yani anası babası izlemeye gelenler böyle çocuklar. Sevilmemişler. Önemsenmemişler ama çok önemliymiş gibi davranılmışlar. Bunlar da ezik ezik ben işte yok ben biraz daha yükseğe atlayacağım. Ben şu kadar daha işte şey atacağım hı-hı falan diye böyle. Ha o zaman senin senin argümanından gidelim. 2000 sonrası doğan takla atan cüce izleyenleri aileleri çok seviyor ama işte gibi olmuş onlar da. Onları ne yapacağız? Onlar, o da TikTok'ta onlar takla şöyle, atan şey onlar izliyor. Şunun bilincinde. Neyi? Onlar şunun bilincinde. Kimse beni sevmiyor ve sevmeyecek. Hı hı. Ve ben de tost yapan cüce izleyeceğim. Ya bu başta kurduğun cümleyi bir insanın kendine söylemesi ne kadar utanç verici bir şey değil mi? Hiç de utanç verici değil. Doğru abi. Kimse beni sevmiyor, kimse beni sevmeyecek. Ben gibi bir insanım. Tamam, yalan mı?
Kesinlikle doğru da bir insanın bunu kabul ediyor olması korkunç kötü yani. Niye abi? Niye gerçeği niye kabullenmiyorsun ki kendini abi, olimpiyat izleyerek değerliymiş gibi bahsettiğin gerçek hani iyi bir şey olsa dersin ki evet adam gerçeği kabullenmiş iyi bir şey. İğrenç bir insan olduğunu kabul etmenin neresi iyi olabilir ki? Bir insan kendine niye bunu söyler ki? Yani çünkü çünkü hiçbir işe yaramayan gerçekten vasıfsız. Ya beklentiye girmemek için söylüyorsun. Ya, beklenti şimdi bak. Ya bizim zaten beklentiye girdikçe beklentimiz yok bizim o ekipten 2000 sonrası dediğin bir beklentimiz yok zaten. Sen kaybolacaksın kardeş. Onlar var ondan sonra. Ya ben kaybolmam. Ben 65 yaşında emekliliğimi alırım. Emekli maaşım yatar. Evimde arabamla oturur hayatıma devam ederim. Tamam sen takılacaksın. Onlar yaşayacak hayatı. İşte yani. Onlar da yaşayamayacak. Olimpiyat falan iptal olacak ya, yani. Sen izleme boşuna. İptal olacak. Falan olmayacak hala. Olimpiyatlarda 18 yaşında 20 yaşında insanlar var. Bu senin söylediğin gibi evet. TikTok'ta cüce izleyen yaşıtlarına göre gayet başarılı. Oturup disiplinli şekilde işini yapıyor. Sevilmiyor şu an. Yani sevilmiş hala de, sevilmemiş yalandan. Diyor ya. Allah ya Allah. Yalandan. Ya Hişam Elgoruç'un anasını babasını sevmediğini sen nereden biliyorsun? Yani nedir ya bu şey mi yani Armand Duplantis böyle yeniden dünya rekoru kırdı ama evet ailem beni sevmiyordu. 65 yaşında itiraf ediyorum. Böyle bir şey yok ki ya. Bu... Hepsi onların hepsi şunu yaşayacak. Baba işte bak olimpiyat rekorunu aldım. Babası da diyecek ki ben sana olimpiyat rekorunu alamazsın demedim ki. Oturup TikTok'ta cüce izleyemezsin dedim. Mesela. Yani abi TikTok her zaman her yani bence çok yok daha. Yok abi yok hiçbir şey dikemez. Yani bak dikkat edersen diyorsun ya olimpiyat işte 3000 yıldır var bir süre sonra bitecek. Bitmeyecek. TikTok'ta her gün işte bu minvaldeki saçma içeriklerin her birine böyle 3 günde bir 4 günde bir yeni bir şeyler çıkıyor. Herkes bunu yapıyor. Yani bir sürekliliği bile yok anlatabildim mi? Devamlılığı bile yok. Yani sandalyeden takla atıyor aşağı kafasının üstüne. Sonra başka bir akım çıkıyor. Bir de tost yapıyor. Ya 3 gün sonra tükeniyor yani anladın mı? Yani çünkü hiçbir evet. Temeli yok çünkü. Tamam sorun nerede? Yok benlik bir sorun yok. Sen söyle yani sen olimpiyatlar yok bitecek bilmem ne olacak falan diyorsun. Abi olimpiyat şu devirde 2024'te oturup da olimpiyat izleyen adamın aklından şüphe ederim. Yani bu bir 8 milyar insanın televizyon sahibi olan 7,5 milyar insanın 4 milyarı bunu izliyor. Sen bunun aklından şüphe ediyorsun ve aynı zamanda uçan cüce izliyorsun tost yerken ve bunu yapan adam diyor ki ben bunun aklından şüphe ederim. Olimpiyat izlemek eski köydür abi. Evet. Yeni adet TikTok'tur. Ya yeni adetin yani. TikTok olması TikTok'u haklı çıkarmıyor. Ya takla atan bir cüceye nasıl prim verebilirsin? Sen cücesin ya. Cüce normal. Ben tost yapana veriyorum. Tost yapan. Ben abi orada seçiyor. Bak orada sen bir de şöyle bir şey var. Takla, tost seçebiliyorsun cüceni. Dediğin gibi bir cüce izleyebiliyorsun. Olimpiyatta cüce var mı? Yok. Niye yani, yok? Ne işi var abi cücenin olimpiyatta? Abi niye herkesi alıyorlar? LGBT'si bilmem nesi herkes doluşmuş. Niye cüce almıyorlar? Ben cüce de izlemek abi, istiyorum. LGBT konusu başka bir konu. Şöyle ki hormon testine veriyorsun. Sen erkek ya da kadın olarak hormon seviyesinin üzerindeysen ilgili erkeklerde de kadınlarda mücadele ediyorsun. Müsabakaya katılıyorsun. Fiziksel bir aktivite var. Tabii ki cüceler de katılabilir. Cüceler katılamaz diye bir şey yok. Ama daha eleme turunu eleneceği için adam da diyor ki evet ben burada mücadele edemem. Yani o yüzden gitmiyor. Cüce olimpiyatı yapılmalı mıdır? Yapılmalıdır belki. İzlemek isteyen izler. Mesela bütün TikTok izler kesin yani. Mesela harika bir fikir. Cüce olimpiyatı olabilir abi. Neden olmasın yani? Dur. Ya bence normal olimpiyattan çok çok daha iyi olur. Yani normal insanları yarıştırmanın bir alemi kalmadı. Ya o diyorum zaten ya, o cüce senin izlemeni... yapabileceğin her şeyi bak zaten o adamın yapabileceği her şeyi makine yapıyor. Gerek yok artık o adamın orada mızrağı abi zaten kaç santim ileri atmasına. Mesele zaten insanın becerisi orada. Makine evet yapıyor. Yani makine 400 kilometreye füze de atıyor yani bakarsan. Abi çok yakında makineler dünyayı zaten bir şekilde ele geçirecek. Geçirdi de. O küçük motorlar olmadan hiçbir şey yapamıyorsun. Benim arabaya eski arabaya işte yok koltuk ısıtması var diye dibin düşmüştü koltuk soğutması var diye. Yani sen bir makina hayranısın tamam mı? Zaten makinenin kölesi olmuşsun sen. Hayır abi. Evde makina, okulda makina, arabada makina. İşte sen makine... İşte zaten makine üretmiyor musun sen? Evet. Sen zaten işte her şeyini makine üretiyorsun. Sen zaten makinenin kölesisin. Benim ürettiğim şey nasıl bana sahip olabilir ki?
Senin izlemen gereken olimpiyat en iyi makineyi yapan adam olimpiyat olabilir. Ya mesela. O ayrı bir konu. Evet, iyi ustalığı severim. Ayrı değil abi. Bak ben olimpiyata şu an artı bir şey getirdim abi. İyi usta olimpiyatı. Mesela getireceksin abi şaşmazdan ustaları dizeceksin. Şu diferansiyeli kim söküp takar 15 dakikada mesela? Mesela atıyorum. Yapılır bak. Bu da bir insanın fiziksel mücadelesi. Bilgi de bunun içinde. Deneyim bak, de bunun mesela içinde. Makine diferansiyel söküp takamıyor. O yüzden makinenin yapamadığı bir şeyi sen insana yaptır. Bunun olimpiyatını izlerim kanka. Makine mi diferansiyel söküp takamıyor? Oğlum makine senin, yani şu andaki makine dediğin şey seni iki kere söküp takar. Bırak diferansiyeli. Peki tamam, makine ameliyat yapamıyor. İnsana ameliyat yapamıyor. Otur doktorları yarıştır kardeşim. Hem doktorlar yani da böyle yaptığı yok ki, makine yapıyor bütün işi. Öyle demeyelim. Net öyle diyelim yani. Adama evet. Mesela böyle saç, işte bir saç tanesinin işte %1 kalınlığında iğne üretiyorsun, adama veriyorsun. O da onu bilmem nereye sokup işte bilmem neyi oradan enjekte ediyor veya işte çekip alıyor falan. Sonra doktora alkışlıyorsun. Oğlum işi yapan zaten alet. Doktoru niye alkışlıyorsun? Neyse abi, yani makinenin yapamadığı bir şey söyle bana o zaman. Makinenin yapamadığı hiçbir şey yok. Yani her şeyi yaptırabilirsin makineye. Öyle bir şey yok. Yani şu anda bence öyle. Ya tabii ki çok spesifik şeyler bulabilirsin. Mesela makine bana karım gibi sarılamaz yani. Hani öyle bir şey. O zaman onun o olimpiyatını yapalım abi. Karım gibi sarılan yani bayanların olimpiyatı. Bayanlar sürekli bana evet sarılsın. Abi. Neyse, yani sonuç olarak abi ben insanların bir sopayı her sene 2 milim geriye atmasını izlemekten çok sıkıldım. Yani bana artık cüce olimpiyatı izletin. Bana artık diferansiyel söken usta olimpiyatı izletin. Ya bak, taleple ilgili problemim yok. Saçma olduğu için zaten dinlenmiyor. Kimse seni dinlemiyor veya bunlar çok ciddiye alınmıyor ve yapılmıyor. 3000 yıldır yapılan şey hala 3004. yılda da yapılıyorsa. Bunlar niye yapılmıyor? Bak bunlar niye yapılmıyor biliyor musun? Çünkü senin gibi eski köy savunucuları, senin gibi sabit fikirliler bunları övüp durduğu için, izleyip durduğu için, İzlemekten de sıkılmadıkları için hala bunlarla uğraşıp duruyoruz. İzlemekten sıkılacak bir durum yok birincisi. İkincisi hani 3000 yıldır yapılıyor. O zaman tekerleği de kullanma abi. Git başka bir şey bul kendine. O da yani zaten 3 milyon ama yıl. Şu an 3. Hayır, 3000 yıl önceki tekerleği kullanmıyorsun ki, bambaşka bir şey kullanıyorsun. Ya temelde aynı şey zaten, şu anki olimpiyatlarla ilk yapılan olimpiyatlar da aynı değildi. O da bambaşka bir şey. Sadece içerik aynı. Ya, tekerlek de yuvarlak, işte aynı şey yani. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey yok. Tekerlek seni bir yerden bir yere götürüyor. Olimpiyat ne yapıyor abi? Saçma sapan. Yani gerçekten TikTok'ta falan yayın yapsan gerçekten böyle herhalde 5 milyon fan falan alırsın. Çünkü o seviye bir saçmalıktasın şu an yani. Olimpiyat seni hiçbir yere götürmez abi. Olimpiyat tamamen gereksiz masraftır. Bomboş bir sürü insana eziyettir. Ya kaçmalığın daniskasıdır yani. Alıcısı olmasıyla ilgili bir durum. Diyorum yani 4 milyar insan olimpiyat izliyorsa demek ki alıcısı çünkü var kardeşim. Çünkü niye izliyorlar abi? Çünkü yapıyorlar da ondan izliyor. 4 milyar insana porno çek, onu da izler yani. Ya aynı anda izlediği bir organizasyondan bahsediyorsun. Dünya Kupası abi mesela. Aynı anda Super Bowl mesela diyorsun. Porno çekilsin. Aynı anda porno çekilsin. Yani gerçekten artık bütün dünyada. Benim artık çok da diyecek bir şeyim yok yani sana. Gerçekten hani eski köy gerçekten eski köy koydu yani şu anda bu eski köy haklı yani. Hiç de bile takla atan cüceyle olimpiyatı yani aynı bir kere hani aynı terazide tartmamız bile bambaşka bir hataydı. O zaman yorumlara yazın, eski köy mü yeni adet mi? Üzülürsün böyle şeyler söyleme. Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Sevgili Serdar Nalçakar'ın da söylediği gibi zulümpiyatları izlemeyin, izlettirmeyin. Eski köyün ta kendisidir. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.